Çarşı pazarda bir son durum alalım sizden efendim. Çarşı pazarda son durum ateş pahası diyeceğim ama biraz da öyle gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon rakamları açıklandı. Bir tarafta bizi sebzeyi, meyveyi nereden ağırlıklı olarak Ege bölgemiz, Antalya civarından geliyor. Yangınlar da söz konusu oldu. Bir taraftan da enflasyonu az hemen yansımış olabilir mi sence bu fiyatlara? İşte o hep konuşulan bir hadise ama yani yansıyabilir. Niye yansımıyorsun? Bir görelim bakalım. Peki. Çarşı pazarda durum ne? Konuşacağız. Biber aldık. Şu anda patlıcanla domates alabildim. Üzümün kilosu 10 lira. Eskiden yazın çok uygun yerdik. Her şeyi mevsiminde yerdik. Vallahi kuraklıktan mı desek, işçi bulamıyorlar. Fırsatçılık. Herkes fırsatını değerlendiriyor. Vatandaşın gözü pazardaki etiketlerde. Fiyatlar inişli çıkışlı. Domatesler vallahi bu yangınlardan dolayı çok zor şu anda. Mevsiminde sebze ve meyvelere bakacağız şimdi. Sivri biber 7 lira kilosu. Barbunya 8 lira. Fasulye 10 lira. Bu aralar en çok salatalığın fiyatı konuşuluyor. Özellikle marketlerdeki fiyatı. Bakın mesela bu salatalığın kilosu şu anda pazarda 10 lira. Bazı marketlerde bu fiyat 2'ye katlanıyor. Güzel güzel. Fiyatı da güzel. Ben de pazara geldim bu yüzden. Pazarlar olmasa fiyatlar var ya. Vatandaş diyor ki domates, salatalık tam yaz sebzesi. Şimdi ucuza yiyemeyeceksek ne zaman yiyeceğiz? Mal yok diyorlar. Bu sene mal kıt. Diyelim ki 100 kamyon geliyorsa şu an 50 kamyon geliyor. Abla talep çok. Az geliyor, yetmiyor. Diyorlar ki bir, ürün az. Bazıları da diyor ki yangınlar yüzünden. Vallahi 40 derecenin üzerinde sıcaklık var. Yani normaldir. Her yerde yangın var. Efendim? Orman yangınlarından. Ya yananlar orman. Bağ, bahçe falan yandığını duymadık. Geldiği yer Antalya. Ondan sonra Aydın. Buralardan geliyor ürünlerin çoğu. Bazı kesimler bundan nemalanıp da ürünlere fahiş fiyatlar konmasın yani. Mevsim sebzelerine şöyle bir dönüp baktığımda pazarın en ucuzu şu anda patlıcan. Kilosu 5 lira. Hatta az önce hanımefendi bakın ne dedi. Patlıcan ne kadardı kilosu? 3 lira. Biraz o uygundu. Çünkü kayınpeder halde de o yüzden ucuz eri. Aynen. Torpil mi yapıyor? Aynen torpil yapıyor. İşte pazarın bir nebze olsun yüz güldüren bir tezgahı. Domates kilosu 3 lira. Çünkü bu konservelik salçalık domates. Zamanı geldi mi? Tabii şu anda tam zamanı. Fiyatı pahalı değil. Meyvelerde de durum pek farklı değil. Bakın onca meyve arasında en ucuz üzüm. Onun da kilosu 8 lira. Halde kontroller düzgün yapılırsa bu fiyatlar düşer. Muratçığım ben bu pazardan senin bütçene de uygun hem de çok sevdiğim bir sebzeyi seçtim. Hangisi? Domates. Domates meyve midir, sebze midir? Sebze kategorisine de girer. Meyveymiş biliyor musun? Meyve mi? Aynen. Şimdi domatesten biliyorsun böyle alınır böyle çokça işte gelenektir aslında bizde. Hani onu böyle hazırlarsın, kışlıklarını yaparsın, salçasını, menemenliğini hazırlarsın falan. Sana onu yapmayı öğreteceğim. Ne zaman? Bugün. Bugün. Tamam. Yani bugün gidip seninle onu yapacağız. Sonra seyircilerimizle paylaşacağız. Senin yeteneklerini biraz bir bir sergilemek ama istiyorum. Ama istersen önce şu manava ya da marketlere gidip yani fiyatın durumuna bir de biz bakalım. Öğrendim. 3 liraymış kilosu domatesin. Sana uygun buldum. Şimdi tamam onu yapalım. Tamam. Okey söz. Ama gerçekten domatesinden biberin hepsini yapalım. Şimdi buradaki hadise hani bir fırsatçılık mı? Ya da her zaman süre gelen gibi konuşulan gibi bu aradaki komisyoncuların aldığı ücret mi, halin son durumu mu ki oradaki bir arkadaş da söyledi yani evet. Şu halleri bir ayar vermek lazım gibilerinden. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman çiftçi dostlarımızın tabii. Özellikle gübresi yani gideri çok pahalandı. Evet. Tarımsal faaliyetleri çok pahalandı. Sera bakım giderleri çok pahalandı. Elektriği, suyu, dediğim gibi gübre. Bir taraftan da o işçilik masrafı. Günümüzde mutlaka. Ve bir taraftan da kamyona tıra biniyor, otoyolun masrafı, tabii. Akaryakıta gelen zamlar, işte köprülerden geçiyor, kuzey otoyolları vesaire. Bütün bunlar da biniyor. Kime biniyor? İşte yani bütün aradaki fiyata. Aralara biniyor. Ha, en sonunda hale geliyor. Ondan sonra bir de tabii arada bir komisyon hadisesi var. Evet. Sonra ondan sonra 3 liralık mal geliyor. 13 8 liraya, liraya ya da 13 liraya. Liraya büyük şehirden bahsediyoruz ağırlıklı. Şimdi bağ bahçe yanmadı ki diyorlar. Fakat o bağ bahçesi belki yanmadı o adamın ama evi yanmış olabilir yakınının vesaire. Ya o psikoloji yani bile yetiyor. Yani iş gücünü etkileyen bir şey olmuştur baksana kesinlikle yani herkese. Tamam bağ bahçe yanmadı. Turistik tesisler de yanmadı ona tabii. Bakarsa. Ve rezervasyon iptalleri de İptalleri var. Onun için lütfen bunu hemen tekrar hatırlatalım. Buralarda, turizmi canlandırmak bizim elimizde. Bu noktalarda kooperatiflere çok iş düşüyor aslında. Kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu daha evet. Net anlayabiliyoruz. Doğru. Daha net görebiliyoruz. Nedir o? Tüketiciden direkt halka. Bunu da kooperatifler sağlıyor ki yurt dışındaki örneklerini gayet iyi görüyoruz ama o konuya bir türlü girilemiyor.
yani girilemiyor. Dolayısıyla yani hani bu dönemlerde fırsatçılara göz açtırmamak lazım, evet. Ki hatırla, yangın tüplerindeki zamlanan ve maliyeti bir hayli birdenbire artan, bir anda değil mi, inanılır gibi değil, birdenbire bu hale gelebilir çarşı pazar. Ki vatandaşın bir şunda biliyoruz, çarşı pazar kalktıktan sonra 6-7'den sonra hani oradaki hani tabiri caizse artıkları da toplamak için, evet, gidenler de vardır, olabiliyor. Elbette. Ama bu aralar son derece önemli. Zaten işte enflasyon durumunda konuşuyoruz, belli. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hepimiz. Bu dönemde gerçekten.